Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı Enes bin Malik radıyallahu anh. Beyaz ve nurani yüzünü çevreleyen bembeyaz sakallarıyla başka bir alemden gelmiş gibi duruyordu. Yaşı 90'ı geçmesine rağmen onu görenler 50 veya 60'tan fazla olmadığına yemin edebilirlerdi. Her daim mütebessim çehresi apaydınlıktı. Etrafını çevreleyen talebeleri hiçbir sözünü kaçırmadan pür dikkat onu dinliyorlardı. Ağzından dökülen inci tanesi misali sözleri öylesine tesirliydi ki, insanlar bir an olsun onun yanından ayrılmıyorlardı. Basralılar biliyorlardı ki, onun gibi biri daha gelmeyecekti dünyaya. Zira o, Resulullah'ın hayatta kalan son sahabesiydi. Sadece Basra'dan değil, İslam aleminin dört bir tarafından insanlar akın akın onu görmeye ve sohbetinden istifade etmeye geliyorlardı. Küçük yaşlardan itibaren Allah Resulü'nün dizinin dibinde yaşamış, onun terbiyesinde büyümüş, vahyin ocağında yetişmiş bir sahabiydi. Allah Resulü'nün hane-i saadetinde vahyin inişine şahitlik yapmış, ilim ve irfanı menbaından almıştı. Resulullah'ın dar-ı bekaya göçmesinin üzerinden çok zaman geçmişti. Ancak ona sevgi ve muhabbet besleyenlerin sayısı her geçen gün artıyordu. Allah Resulü'nün aziz hatırasına şahitlik etmiş olan Enes bin Malik'i ziyaret ediyor ve onun dilinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyorlardı. Enes bin Malik talebelerine aşkla ve şevkle Allah Resulü'nü anlatıyor, onun hadislerini naklediyordu. 2000'den fazla hadis rivayet etmiş, ayetlerin pek çoğunun tefsirini ve nüzul sebebini öğrenmiş ve fıkhı çok güzel bir şekilde tahsil etmişti. Efendimiz'den aldığı bu ilimlerle binlerce talebe yetiştirmiş ve ileri yaşına rağmen yetiştirmeye devam ediyordu. Ders halkasından bir talebesi, ömrünün bu kadar uzun ve bereketli olmasının sırrını sordu Enes bin Malik'e. O bir an durdu. Çok uzaklara daldı gözleri ve sonra anlatmaya başladı. O günlerde çok küçüktüm. 9-10 yaşlarında bir çocuktum. Medine'de o güne kadar görmediğim bir sevinç ve coşku vardı. 7'sinden 70'ine kadar herkes sokaklara dökülmüş, Medine'ye teşrif edecek olan Hazreti Peygamber'i karşılamaya gidiyordu. Ben de Medineli çocuklarla birlikte neşe içinde kalabalığın arasına karıştım. Neredeyse tüm Medine şehrin girişine toplanmıştı. Biraz sonra beklediğimiz haber etrafı çınlattı. Resulullah Efendimiz geldi, kainatın efendisi geldi. Günlerce, aylarca beklediğimiz misafir nihayet gelmişti. Ben bir taraftan diğer çocuklarla beraber sevinç çığlıkları atarken, diğer taraftan Efendimiz'i görmek için çabalıyordum. Biraz sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Kusva adlı devesinin üzerinde, etrafında arkadaşları olduğu halde göründü. Kalbimiz heyecan ve sevinçle öyle bir atıyordu ki, neredeyse durmak üzereydi. Onun mübarek yüzünü gördüğüm o anı ömrüm boyunca unutamam. Efendimiz kendisini heyecanla bekleyen Müslümanların arasından vakar ve heybetle geçiyordu. Biz hayranlık ve heyecanla ona bakarken bir adam bana ve arkadaşlarına "Koşun, Medinelilere müjdeyi verin, sevgili peygamberimizin teşriflerini bildirin" dedi. Bütün çocuklar bu büyük müjdeyi vermek üzere koşmaya başladı. Hem koşuyor hem de var gücümüzle bağırıyorduk. Resulullah geldi, Allah'ın Resulü geldi, Hazreti Muhammed geldi.
Allahümme salli ala Muhammed. Medine'de haberi duyan herkes, Resul-i Zişan'ı karşılamak üzere koşmaya başladılar. Hem koşuyor hem de heyecan ve neşe içerisinde defler çalıyor, şarkılar söylüyorlardı. Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın, ey sevgili, ey Resul. Hazreti Peygamber'i herkes kendi evinde ağırlamak, misafir etmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Buyurunuz ya Resulallah, bize buyurunuz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sevgili Peygamberimiz, hoş geldiniz diyordu bir başkası. Bir başkası, hürmet ve şerefle sizi selamlıyoruz. Ey Allah'ın sevgilisi, İnşallah Medine'de emniyet ve huzura kavuşacak ve kavuşturacaksınız. Resulullah Efendimiz, büyük coşku ve sevinç gösterileri arasında Medine'yi şereflendirdi. Yanında sadık dostu Hazreti Ebu Bekir vardı. Kadınlar, çocuklar şiirler okuyor, hangisinin Resulullah olduğunu birbirlerine soruyorlardı. Medine kurulduğu günden beri böyle sevinçli, böyle heyecanlı bir gün yaşamamıştı. Hazreti Peygamber, Ensardan Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde kalıyordu. Medineli Müslümanlar, Allah Resulüne biat etmek ve çeşitli hediyeler vermek için sıraya girmişlerdi. Herkes elinde ne varsa onu Efendimiz'e ikram etmek için bir yarışa girmişti. Annem Ümmü Süleym, düşündü, taşındı, evde Efendimiz'e hediye edebileceği hiçbir şey yoktu. Ama Efendiler Efendisi'ne bir şeyler ikram etmek istiyordu. En sonunda benim elimden tuttu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna götürdü ve ona şöyle dedi. Ya Resulallah, bizler zengin değiliz. Size takdim edecek fazla bir şeyimiz yok. Ancak çok sevdiğimiz şu küçük oğlumuzu hizmet etsin diye size armağan etmek istiyorum. Lütfen kabul buyurunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, annemin bu samimi teklifinden çok memnun olmuştu ki, başımı okşadı ve dua etti. Annemi kırmak istemedi ve beni hane-i saadetine kabul etti. Bunun üzerine annem Hazreti Peygamber'e, ''Ya Resulallah, hizmetkarınız Enes'e dua buyurunuz.'' deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, ''Ya Rabbi, Enes'in malını ve evladını mübarek ve bereketli ve bol eyle. Ömrünü uzun, günahlarını affeyle.'' buyurdular. İşte o duanın bereketiyle Rabbim bana uzun ve bereketli bir ömür, sayısız evlat ve mal bahşeyledi. Enes bin Malik radıyallahu anh, talebesinin bu sorusuna cevap verirken, saadet asrının o güzel günlerine tekrar dönmüştü. Efendimizle geçirdiği doyumsuz günlerin hasretini çekiyordu. Ömrünün her anını onun hatırasını yad ederek ve onu anlatarak geçirmişti. Hazreti Peygamber'in terbiye ve tedrisatında geçirmiş olduğu zamanların zekatını böyle ödüyordu. Resulullah'ın evine adım attığı o ilk günden sonra her anını onun yanında geçirdi. Hem Efendimiz'e hizmet ediyor hem de hiçbir sözünü kaçırmadan dikkatle dinliyordu. Abdest suyunu hazırlıyor, sofrasını kuruyor, getir götür işlerine bakıyordu. Küçük Enes bir gün arkadaşıyla birlikte oynuyordu. Sevgili Peygamberimiz çocukların yanına yaklaştı. Onlara selam verdi. Çocuklar da hürmetle selamını aldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes'in elinden tuttu. Birlikte az ilerideki duvarın dibine yürüdüler. Hazreti Peygamber orada Enes'in kulağına bir şeyler fısıldadı. Akıllı bir çocuk olan Enes, Efendimizin verdiği vazifeyi yerine getirmek için koşarak gitti. Biraz sonra Enes kendisini hala orada bekleyen Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına geldi ve öğrendiklerini ona arz etti. Efendimiz oradan memnun ayrıldılar. Enes eve gidince hava kararmak üzereydi ve annesi endişeyle onu bekliyordu.
annesi telaşla sordu. "Neden geciktin? Nerede kaldın yavrucuğum?" Enes cevap verdi. "Resulullah aleyhissalatü vesselam bir işe gönderdiler anneciğim. O yüzden geç kaldım." Annesi merakla sordu. "O iş neydi Enes?" "Sırdır." Cevabını veren Enes'e annesi gururla şöyle dedi. "Aferin oğlum. Resul-i Ekrem'in sırlarını daima muhafaza et. Sakla. Onları hiç kimseye açıklama. Bütün ömrünce böyle davran." diye tembih etti. Sonra da sevgiyle oğulcuğunu bağrına bastı. Aylar yıllar geçiyor, küçük Enes'in hane-i saadetteki mutlu günleri devam ediyordu. Enes, Efendimizin sadece evinde değil, katıldığı savaşlarda da ona eşlik ediyordu. Bedir, Uhud, Hendek, Beni Kurayza, Beni Mustalak, Hayber, Mekke'nin fethi, Taif ve Huneyn, Efendimizin bizzat katıldığı gazalardı. Hazreti Enes radıyallahu anh bunların çoğuna iştirak etti. Kainatın efendisini hiç yalnız bırakmadı. Hizmetlerini bir an için bile aksatmadı. Efendimizle yaşadığı unutulmaz anları anlatmaktan zevk alıyordu. Yine bir gün mescitte hep beraber otururken çölden bir adam geldi. Efendimiz namaza durmak üzereydi. Adam dayanamayıp Resulullah'a sordu. "Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak?" Sevgili Peygamberimiz önce namaza başladılar. Namazı bitirip selam verdikten sonra soru soran adamı aradı. "Kıyameti soran nerede?" diyerek bakındılar. O kimse cevap verdi. "Buradayım ya Resulallah." "Kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu Efendimiz. Soruyu soran kimse mahcup bir halde cevap verdi Resulullah'a. "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Yazık ki kıyamet için fazla bir hazırlığım yok. Ne fazla oruç tutabildim, ne namaz kılabildim. Sadece Allah ve Resulünü çok seviyorum." Bu cevap üzerine sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. "İnsan kıyamette sevdikleriyle beraber olur. Resulullah'ı annelerinden, babalarından ve canlarından öte seven sahabiler, Efendimizin bu müjdesine sevindikleri kadar başka hiçbir şeye sevinmemişlerdi." Enes bin Malik radıyallahu anh, sevgili Peygamberimizin duasının bereketiyle 100 yıl bir ömür yaşadı. Uzun yıllar Allah Resulü ile birlikte bulunması sebebiyle sünnet-i seniyyeyi çok iyi bilen Hazreti Enes, kendi hayatında da sünneti en güzel şekilde yaşadı. Her hareketinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi örnek aldı, onu hayatına geçirdi ve onu yaşadı, onu anlattı. Salatu selam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.